İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Alkış, sigorta acentelerinin kârı 2017'den bu yana %50 azaldı. Ekonomik olarak zorlanıyoruz. MTSO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülcelil Alkış, sigorta şirketlerinin son dönemlerde kararları nedeniyle acentelerin maddi olarak ciddi bir darboğaza girmeye başladığına dikkat çekti. Heykellerin arasında yörük defilesi. Mersin'de Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sarı Keçili Yörükler Defilesi düzenlendi. Haberci Gazetesi. Üstünü kapatmayın. Akkuyu'daki nükleer santral inşaatının temelinde iki kez çatlama meydana geldiği iddiasının Rus şirket tarafından yalanlanmasına karşı TMMO ısrarlı, üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz. MESKİ'nin 38 milyon lira alacağı var. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Mayıs ayı 1. birleşimi Vahap Seçer Başkanlığı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin 308 bin aboneden 38 milyon lira alacağı olduğunu söyledi. Çukurova Gazetesi. Durum vahim ve ürkütücüdür. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır'da öldürülen avukat Müzeyyen Boylu ve 3 gün içerisinde yaşanan diğer 2 kadın cinayetlerini kınadı. Mersin Barosu harekete geçti. Mersin'de bir şahsın yolcu minibüsünde işi olduğunu öne sürdüğü bir kadına şiddet uygulamasıyla ilgili Mersin Barosu harekete geçti. Güney Gazetesi. Doktora şiddete tepki. Tarsus'ta özel bir hastanede görev yapan Doktor Tarık Ersöz'ün bir hasta yakınının saldırısına uğraması protesto edildi. Minibüste erkek terörü. Sosyal medyada yayınlanan bir video erkek terörünü bir kez daha gözler önüne serdi. Minibüste eşi olduğunu söylediği bir kadına defalarca yumruklayan saldırgan, tepki gösteren yolculara da hakaret edip üzerlerine yürüdü. Hakimiyet Gazetesi. Mersin'de kadın cinayetleri kınandı. Mersin Barosu Kadın Hakları Komisyonu 3 gün içinde biri avukat 3 kadının öldürülmesine tepki gösterdi. Toplu taşımada sivil polis denetimi. Mersin polisi tarafından toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması yapıldı.